Günaydın herkese. Haftanın son işlem gününde sizlerleyiz. Haftanın iki tane önemli olayı vardı. İkisi de dün itibariyle en azından gerçekleşti diyelim. Birincisi çarşamba günü Amerika ile Çin arasında olan bir süredir devam eden ticaret müzakerelerindeki anlaşma, imzaya açılması, imza konulması birinci faz anlaşmasına önemli bir gelişmeydi. Küresel piyasalarını takip ettiği, yakından takip ettiği bir gelişmeydi. Bu gerçekleşti. İkinci olarak da Türkiye piyasasıyla ilgili yılın ilk para politika kurulu toplantısı, yılın ilk Merkez Bankası toplantısı gerçekleşti ve bir faiz indirim kararı çıktı. 75 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilk toplantısında, yılın ilk toplantısında diyelim ve artık Türkiye'nin yeni politika faizi %11,25 olarak karşımıza çıktı. Diğer taraftan baktığımızda hükümet tarafı, siyasi taraf faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik bazı açıklamalar yaptı. Diğer taraftan uluslararası bankacılık hizmeti veren JP Morgan finans kuruluşunun da bir sonraki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında da faiz indirimine devam edeceği ve hatta 50 bas puanlık bir faiz indiriminin gelebileceğine dair bazı tahminlerde bulundu. Bu faiz indirim kararının çıkmasından hemen sonra tabii ki gözlerimiz kura çevrildi. Kur tarafında ne oldu diye baktık. Dolar TL'ye baktığımızda karar öncesi, yani faiz kararı öncesi 5,87 civarında seyreden dolar TL kuru kararın açıklamasından hemen sonra açıkçası biraz beklentilere ters bir yaklaşımla dolar TL'nin 5,85'in altına kadar geri çekildiğini gördük. Önemli bir gelişmeydi. Bu da haftanın en önemli olaylarından bir tanesiydi diyelim. Euro bölgesinden de bir bilgi verelim. Almanya'da enflasyonla ilgili bir rasyo açıklandı ve aylık bazda enflasyonun %0,5 olarak gerçekleştiğini görüyoruz gelen rakamlar çerçevesinde. Kurlara bakalım ve haftayı noktalayalım. Kur tarafına baktığımızda bu sabah dolar TL kuru 5,8555, euro TL kuru 6,5213 ve sterlin TL kuru ise 7,6576 seviyesinden işlem görmeye başladı. Biz herkese iyi hafta sonları diliyoruz.